Arkadaşlar merhaba kap piyasa haberlerine hoş geldiniz. Bist 100 günü 9548.09 puandan %1.36 düşüşle kapattı. Bist 100'ün işlem hacmi 101 milyar 485 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör Bist Spor %4.04 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör Bist Bankacılık %4.55 değer kaybetti. Bist 100'ün dolar bazlı değeri 293 .81 dolar 81 sent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 117, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 430, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 6. Ziraat Yatırım Sabancı Holding'in hedef hisse fiyatını grup şirketlerinden Akbank, Akçansa, Çimsa ve Korsa ile ilgili hedef değerlerimizdeki değişiklikler ve tahminlerimizdeki güncellememize bağlı olarak 101 lira 60 kuruştan 131 TL'ye yükseltiyor ve daha önceki al önerimizi koruyoruz dedi. Arkadaşlar dün akşam e, video yapamadım kusura bakmayın. Bu arada e, dünkü önemli kapları ar aralara sıkıştırdım. Alkim alkalı kimya. Alkim arkadaşlar sermaye artırım kapı attı. %100 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artışı kararı almış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Onkosem kar payı dağıtım kararı. Onkosem bu sene bedelsiz ya da nakit temettü ödemeyeceğini bildirdi. Uzertaş Boya, Uzertaş Boya iki tane e, kapattı arkadaşlar. Birisi finansal duran varlık edinimi kapı. Burada diyor ki arkadaşlar teknoloji ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren InnoSA Yazılım, e, InnoSA Yazılım toplam 75 milyon TL bedelle set satın alındı. Diyor arkadaşlar yani %100'ünü satın almışlar 75 milyon TL'ye. Bundan sonraki 60 olduğu kapta da ayrılma hakkı kullanımına ilişkin bildirim demişler. Bunu da ben size şöyle açıklayayım biraz da uzun. E, şirketin esas faaliyet alanının teknoloji ve yazılım olacak şekilde değiştirilmesi, genişletilmesi suretiyle yeni bir yapılanmaya gidilmesi nedeniyle ortaklıktan ayrılma hakkı, Oluştuğu pay alımı için hisse fiyatı 241 TL olarak belirlendi. Yani e, biz yok ki faaliyet alanımızı değiştiriyoruz. Ayrılmak isteyen ortaklarımıza şu anki e, son belli bir zamanı var. Onun ortalamasını alıyorlar. O ortalamada 241 TL ama bu fiyattan hiçbir ortak hissesini vermez diye düşünüyorum. Özellikle şirket faaliyet alanını değiştirirken ya da faaliyet alanına yeni faaliyetler katarken. Beyaz Filo kar payı dağıtım kararı. Daha önce arkadaşlar e, burada da karar tarihini görüyorsunuz. 3. ayın 18'i. Daha önce almış olduğu e, temettü ödeme miktarında azaltıma gitti genel kurulda. Bakın daha önce almış olduğu 3. ayın 18 tarihli kapında ben çıkardım. Orada hisse başına 19,5 kuruş nakit temettü ödeyecekti. Buradaki 19,5 kuruşu 9.9 kuruşa yani hemen hemen 10 kuruşa düşürmüş oldu. %50 azalttı ödeyecek olduğu temettüğü tarihte henüz belli değil. Evet denge yatırım sermaye artırımı kapı. Denge yatırımda arkadaşlar %100 oranında bedelli sermaye artışı kararı aldı. rüçhan kullanım hakkı 1 TL. Hemen geçelim Zoren'e. Zoren uzun da bir kap. Şirketin %49.99 oranında doğrudan iştiraki olan Electric Global Limited, Electric Global Limited'in paylarının %100'üne sahip olduğu ZES dijital ve elektrikli araçlar için şarj ağı sağlayıcısı olan Hubject GmbH arasında işbirliği anlaşması imzalanmış. Türkiye'deki ZES elektrikli araç şarj istasyonları ile İtalya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Karadağ ve Polonya'da yer alan elektrik elektrikli araç şarj istasyonları Hubject'in şarj ağında yer alacakmış. Yani büyük bir ekosistemin ortağı olmuş oldu. Ee, hemen şuradakine geçelim. <laughs> Bazen böyle takılı biliyorlar. Evet. Alves kablo yeni iş ilişkisi iki tane atmıştı. Biri sabahleyin biri öğleden sonra. Firmamız Ankara merkezi Gold bayisi ile 120 milyon 250 bin TL artı KDV solar ve yenilenebilir enerji kabloları satış sözleşmesi imzalanmıştır demişler. Yine Alves kablo yeni iş ilişkisi. Yeni kurulacak çok telli üretim tesisimizin faaliyete geçmesi sonucunda artan kapasitemize istinaden üretimini yapmış olduğumuz ince ve süper ince tel içeren bakır iletken ve izoleli iletken ürünlerimizin satışı için iki farklı zayıf akım kablo üreticisi ile 133 milyon TL artı KDV satış sözleşmesi imzalanmıştır. İşler iyi gidiyormuş. Yaprak süt, yenilenebilir enerji ...Güneş Enerjisi Tesisi kurulumu hakkında... ...şirketimizde bulunan hayvan barınaklarının... ...bir bölümünün çatılarına 482 kV gücünde... ...Güneş Enerji Santrali kurulması amacıyla... ...Uludağ Elektrik Dağıtım Maaşı'na yapılan... ...başvurumuz olumlu sonuçlanmış. İki tarafa da toplam 400 kV güç artışı olacak şekilde... ...bağlantı görüşü verilmiştir. Adel Kalemcilik, Karpaya Dağıtım Kararı kapattı. Daha önce almış olduğu hisse başına... ...5 lira 71,5 kuruş nakit temettü için... Daha önce teklif edilen hak kullanım tarihi olan 9. ayın 26'sı 2024 tarihinde ödeme kararı aldı. Yani artık temettü tarihi belli. Netaş yeni iş ilişkisi şirketimiz Türknet İletişim Hizmetleri AŞ'den 780.000 ABD doları tutarında Wi-Fi 6 modem ve 512.000 ABD doları tutarında ONT siparişi almıştır. Borsa İstanbul hak kullanım kapı arkadaşlar 4. ayın 17'si 2024 yani yarın <laughs> Alt Merkez GMYO, AKMG'ye hisse başına 7 lira 77 kuruş, Avrupa Kent GMYO'da 70 kuruş nakit temettü ödemesi gerçekleşecek, işte. hayırlı olsun. Çelebi, kar payı dağıtım e, kapı, onda daha önce almış olduğu e, hisse başına 56 lira 70 kuruş net temettü tarihi, daha önce teklif edilen tarihi olan 4. ayın 24'ü 2024 tarihinde dağıtma kararı aldı. Sayas ihale süreci sonucu bilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer, diğer faaliyet alanlarında satış pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede şirketimiz tarafından Çenki Shipyard Co. Limited ticaret ünvanlı müşterimize verilen teklifler onaylanmış bulunmaktadır. Konu üretimlerimiz Çin Halk Cumhuriyeti'ne sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 724.860 Euro olup teslimlerin 2024 yılı ikinci çeyreği içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Geo Event yeni iş hakkında 21-28 Nisan 2024 tarihleri, tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 yılı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu içinde yer alan Tüm hizmetlerle ilgili alım işlerine ilişkin olarak 259 milyon 9 bin TL artı KDV tutarlı hizmet sözleşmesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ve SEO Event Media AŞ Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limiten Şirketi iş ortaklığı ile karşılıklı imzalanmıştır. Hayırlı olsun. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı DZGYO Kar Payı Dağıtım Kapı maalesef bedelsiz ya da nakit temettü ödemeyecekmiş. Ulusal Factoring, Ulufa kar dağıtım e, kapı. Onda daha önce e, almış olduğu hisse başına 50 kuruş, hemen hemen 50 kuruş nakit temettü tarihi belirlenmiş. Daha önce teklif edilen tarih olan 4. ayın 14, e, 4. ayın 18'i 2024 tarihinde ödemesini gerçekleştireceklermiş. Bin Yatırımlar Holding, Bin hu en son gelen kap buydu. Yatırımlarımızdan İstanbul dijital taksi uygulamaları, turizm sanayi ve ticaret anonim şirketi bünyesinde yenilenen Taksim uygulamasının lansmanı 4. ayın 17'si 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Taksim uygulaması ile İstanbul ili içinde taksim sürücülerine ve yolcularına yenilikçi ve güvenilir hizmet sunulması hedeflenmektedir. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım acaba bu nasıl bir şey? Tak e, tak benzeri bir şey mi? Onu ben de merak ettim. Evet arkadaşlar. Bugün dün birkaç tane ve bugün gelen önemli kaplar bunlardı. Görüşürüz kendinize iyi bakın.